Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Vallahi ben tırdayım. İftar hazırlıkları yapıyorum işte. Ne yapıyorum derseniz patates kızartıyorum. Ondan sonra bir tane salatam var. Sırp bıçağım var. Bu var ya bu çok felaket bir bıçak ya. Baksanıza. Vallahi patates kızartıyorum iftara. İşte ketçapla artık yoğurtla mı yerim bilmiyorum ki. Bir şeyle yiyeceğim. Böyle yemek videolarını çok istemişsiniz. Ben de dedim yapalım hani böyle bir yemek videosu. Hem sizlerin hoşuna gider. Böyle tahta tabağım var. Eşyalarım portatif. Yani şöyle şu tarz bakın. Kaşık ve bıçak şeyim var. Çantalarımız var. Lambalarımız var. Şöyle de bir bıçağımız var. Ekipman olarak. Farklı böyle şeylerimiz var. Şimdi kamp videolarına falan başladım. Böyle bu tarz benim eşyalarım var. Çok böyle değişik tüplerim. Hatta eşyalarımı sizinle paylaşabilirim. Güzel olur. Şunu biraz böyle çekelim. Bu benim kamp çantam. Ama tabii bir araba dolusu benim eşyam var. Aslında bana bir karavan falan lazım. Şöyle buff var. Burada bir tane daha var. Kar için. Şöyle ayakkabılarım var. Bunlar biraz daha yazlık kamp için. Gözlüklerim var. Lambalarım var vesaire. Bir sürü şeylerim var yani. Başka tüpüm var ya. Bunlara aslında bir video lazım. Odunluk şeylerim var. Odunları koyabilmek için kampta. Şöyle portatif ocağım var. Ocağımın tüpü vardı. Onu bulamıyorum. Böyle kamp tüplerim var ama. Harici bir tüpüm vardı. Şu. Bunu buna böyle bağlıyorum. Sıkıyorum. Ondan sonra yakabiliyorum. Bu böyle genişliyordu aynı zamanda. Böyle portatif bir sürü malzemem var. Yaklaşık aslında şöyle söyleyeyim. Kasım Aralık ayından beri ben kamp yapıyorum. Türkiye'ye falan da geldim kamp yapmaya. Bayağı böyle videolar çıkarttım. Bunları tabii ayrı bir kanalda paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. O kanalı da söylerim sizlere. Hatta daha doğrusu paylaşmaya da başladım. Dışarı kamp videoları çekiyorum. Güzel oluyor kamplarım. Bakın böyle bir şeyim var. Soltako. Zeytin ağacından yapılmış. Bir kesme tahtam. Bununla tabii normalde İtalya'ya falan gittiğiniz zaman bu tahtalarda size kahvaltı getirirler. O kahvaltılar pek benim hoşuma gitmiyor gerçi de. Böyle genelde salam malam onların çok sevdiği öyle şeyler getiriyorlar. Ben çok aram yok öyle şeylerle. Bir de oralardan tabii öyle şeyler yemiyorum ben. Türk malı olmayınca almıyorum. Böyle bir ağacım var. Bunu arada bir yağlıyorum ben. Çok güzel. Bunu kapatalım. Sırp bıçağım var. Çok güzel yani eşyalarım. Hatta bir deneme yapalım size. Bunu kesmiştim ama. Bakar mısınız? Un ufak etti. Ekipmanlar sağlam. Yani gerçekten çok güzel böyle kamp. Ben seviyorum kampı. Eskiden beri yaparım. Arada bir yapıyordum yani kamp. Böyle gidiyordum. Bu gençlik dönemlerimde, üniversite zamanlarımda falan. Hoşuma gidiyordu. Bunu tamam abi. Bu oldu ya. Patatesimiz. %4 de şarjım kalmış. İşte iftar hazırlığı yapıyorum. Akşam yola çıkacağım. Patateslerimi alayım.
Ben böyle bol kızarmış seviyorum patates ya. Yanık yani. Öyle mi diyorlar? Evet dostlar, yemeğimizi hazırladık. Bekliyoruz. Vallahi işte bazı durumlar oldu. Bugün de sefere de yine çıkacağız. Haber vereceğim size. Yollarda nasıl geçiyor zamanım? Daha çok sizinle her şeyi paylaşacağız. Önceden bu kadar paylaşmıyorduk ama şimdi daha böyle detaylı olacak her şey. Bu kamp lambalarımın linklerini soranlar olmuş. Bunları benim kanallarımdan bulabilirsiniz. Aslında linklerini paylaşıyorum. Ramazan'da işte böyle geçiyor zamanımız. Yük bulmayla uğraşıyoruz. Bir yandan çalışıyoruz, bir yandan koşturuyoruz. Bakın şimdi bugün trabi yük yükledim. Onu şimdi biraz sonra size gösteririm ya da akşam mı gösteririm artık şimdi mi bilmiyorum. Bakarım hani. Bir tırın etrafına geçeceğim. Hatta göstereyim yükü, ne yüklediğimizi, nasıl şey yaptığımızı. Onlardan bahsedeyim biraz size. O ara. Şu montumuzu alalım. Evet, şimdi böyle saç yükledik. Gördüğünüz gibi buralar çok keskindir. Buralara dokunmamak lazım. Böyle kantun şutlarla, şu plastiklerle malı güvenliğe aldım. Çapraz diagonal olarak şöyle bir tane de üstten atıyoruz buna. Bu malın bağlanması böyle. Şunları geçen çalmışlar. Bu Spanbreed'le mi diyorlar? Spanlat'le mi diyorlar? İşte malı korumak için yani. Mesela bunun şuraya paletli bir mal yüklediğimizi düşünün. Bunları buraya geriyorsun. Bir tane de önüne, bir arkasına. Büyük paletli mallar gitmemiş oluyor. Bazen böyle otomotiv ürünleri, bazen paletler, endüstri paletleri, işte Euro paletler. Bu tarz yükler de bunlar bize lazım oluyor yani. Bu yükü de böyle yükledik. 23-24 ton arası bir şey bu yükler. 23,5 ton. Önde bir malım daha var. O mevzu şöyle gelişti. Anlatayım size dostlar. Öndeki malım normalde cuma günü inmesi lazım. Perşembe günü Almanya'dan yüklendi bu mal. Malın cinsini bilmiyorum. Linz'de bir firmaya gidiyor. Hatta bakalım. Ne malıyım şu ama bakamıyoruz ki. Bırak şunu bir. Böyle mekanik parçalar. Şöyle göstereyim size. Böyle artık şanzıman parçaları mı neyse bu. Değişik bilyalar yani. Bilya tarzı. Hatta bu maldan bir tane daha vardı. Şöyle demir vardı. Onu Linz'de başka bir yere indirdim. Bunlar da onun diğer 2-3 sokak arkasında, yani 5 dakikalık bir mesafede başka bir yere gidecekti. Bunlara yetişemedik. 11'i çeyrek geçeymiş. Bunlar
Dorsenin altından havuzun kapakları. Zemini yani. Zemin aslında bunlar. Bunları da bağladım. Sonuçta ne olursa olsun bağlamanız gerekiyor. Bunların kemerlerini çözmüştüm. Sebebi orada indireceğim zannettim. Meğersem başka bir yere gidecekmiş. Bunları da böyle çözmüş bulundum. Zaten 5 dakikalık mesafeydi diye. İki koili böyle bu şekilde yükledim. Birini buraya, birini en arkaya yüklüyorsun koillerin. Bunları da bağlamalıyım. Bunları da bağlayacağım. Akşam yola çıkacağım. Bunları da bağlayacağım. Burada da yine delikler, stütselere, şu demirleri koyabileceğiniz şeyler var. Delikler, yuvaları, demirlerin. Bunlar koili güvence altına alabilmek için. Ama tabii bunlar çok ağırlar. Allah korusun yolda hani bir şey olmasın. Allah göstermesin. Rabbim bunlar çok tehlikeli yükler yani. Sıkıntılı yükler. Şimdi gündemde başka bir konu daha var arkadaşlar. Onları da size bahsedeceğim. Bu paletleri de bağladım bu arada. Paletleri de bağladım. Paletleri de yarın bir yere götüreceğim. Bir yere borcumuz vardı paletlerde. Oraya bırakacağım. Çadırın şöyle kesilen yerleri falan filan var. Buradan yağmur giriyor. Burayı bantlamam lazım. Yarın onunla uğraşacağım. Daha önce kesilmiş. Ya şeyim, dorsem çok eski yani. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Şu an durumlar da çok sıkıntılı yani işle alakalı. Yenileyemiyorum. Daha yeni bir dorseye geçemiyorum. Havuzlu dorse her yerde bulamıyorum. Bu gibi sıkıntılarla uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Bir yandan yük bulmaya çalışıyoruz. Bir yandan bunlar falan. Neyse. Şimdi gelelim asıl konuya. Yemeği yaparken böyle bir muhabbet ettik sizinle. Şimdi gelelim mevzumuza dostlar. Lastiklerimizi değiştirdik bu arada, biliyorsunuz herhalde değil mi? Lastik konularından bahsetmiş miydim size? Şu hariç 5 tane araba teker takıldı Dorse'ye yani. Bunlar hep yeni benim tekerlerim. Anteo. Benim mat renkli arkadaşlarım var. Türkiye'den gelenler genelde hep ondan lastiğini değiştiriyor. Bilirler yani. Eski lastikçi Celal diye bilinir. Oktay var, Erkan var. Afyonlular galiba onlar, o kardeşlerim de. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Araç kaza yaptı Almanya'da. Çıkarken kayaya vurdu araç. Bunun eski resim, eski değil de daha işte geçen haftaki resimlerinde ekrana veririm. Ben arkadaşlar bunu şoförle beraber, Ramazan abi, onunla kendi arabamın benim şeysi var. Anhänger Kupplung diyorlar. İşte çekici yani çeki demiri. Buraya bağlama kemeri bağladım. Şu iç kısmına tahta koydum. Kendi arabamın çeki kemerlerle de çeki demirine bağlayıp gerdirdim. Esnete burayı çıkarttım arkadaşlar. Tabii kırık var. Bu kapağı zaten. Bu kırık. Biraz sonra Ramazan Usta da gelir. Onunla bir şeyler yapacağız. Tekrar bu sis farını yapabilmemiz gerekiyor. İleti duruyor bunlar çünkü. Bakın. Bu sis farının yapılması gerekiyor. Yoksa araba ne muayeneden geçer ne başka bir şeyden. Yuvaları falan kırılmış. 3 tane yuvası var bu sis farının. 3'ü tutuyor. Bir tanesi, hiçbirisi tutmuyor şu anda. Bir tanesi daha sağlam. Onu tutturmaya çalışacağız. Aslında birazcık tutturmuştum. Şuradan tutturdum dün. Görebiliyorsunuzdur. Böyle bir başımıza böyle bir sıkıntı geldi. Dikkatsizlik yani tabii ki. Daha dikkat edilebilirdi. Nasıl oldu olay? Kayaya çarptı. Yolda giderken çarpmadı. Bir çıkayım tıra, anlatırım size. Araç kayaya bir rampadaydı. Rampadan çıkarken dikkat edememiş. Sağ tarafını vurmuş arabanın. Tabii yani sıkıntılı bir durum. Araç değer kaybediyor böyle durumlarda. Kaskosu var ama kaskosuna yaptırabilmeniz için başta bir o kilidi açmanız lazım. O kilit parası da çok pahalı. Selbstbehalt derler. Almanya'da, Avusturya'da. Almancası odur. Küçük arabalarda genelde 500-700. O aralarda. Büyük araçlarda 2000-2500, 1500-1200. O aralıklarda gider yani. Bu anlaşmanıza bağlı tamamen. İşte böyle bir kaza yaşadık. Dostlar. Yapacak bir şey yok ona. Ne yapalım?
Olan oluyor. Allah can sağlığı versin. Yani her şey gelip geçici bu hayatta. Bu arabalar da bize emanet. O yüzden çok can sıkmaya gerek yok diye düşünüyorum. İnsanın canı tabii ki sıkılıyor. O kadar emek veriyorsun. Bu senin malın. Uğraşıyorsun. Ama bir yerde bazen aksilikler yaşayabiliyorsun. Her şey Allah'tan diyoruz. Allah beterinden saklasın diyelim. Sonuçta bu araçta can taşıyor. Daha kötüsü de olabilirdi. Allah korusun. Evet dostlar. Durumlar böyle. Ben zaten sahurda yola çıkacağım. Ondan sonra tekrar artık yol kamerası mı yaparız, bir şeyler yaparız. Dışarıya kamera koyalım mı? Onu artık böyle sürüş videoları falan da yapacağız. Dışarıda bir kamera olsun mu? Ne yapabiliriz? Böyle önerileriniz falan var. Siz kafa kamerası seviyorsunuz. Ben genelde kafa kamerası paylaşıyorum. Bu videoyu da böyle kafa kamerasıyla yaptım. Yemek yaparken dedim. Böyle bir etrafı çekeyim sizlere. Biraz dağıldı ama şimdi toparlayacağım. Yağma oldu. Ufak çaplı. Bir temizlik de yapacağım. Ondan sonra öyle. Dinleniyorum yani. Pardon. Ne oldu? Şu saçlarıma bakıyorum. Evet, saçların iyi hacı abi ya. Vallahi. Arkadaşlar Ramazan abi bizimle. Evet. Ramazan abi. Bilseydim kameraya çıkacağımızı. He, olsun bir şey olmaz. Şimdi çalışacağız ya. Var mı arabada ilgini çeken bir şey var mı? Bir baltamız var. Baltamız var ama orman yok burada da. Şimdi abi kısaca sana sorayım, nasıl oldu bu olay? Park yerindeydin. Çıkarken görmedin herhalde. Boşaltacağımız bir yer vardı. Hı. Almanya'da. Orada aynı böyle çimenler gibi. Buradaki şu yükseklik gibi bir yükseklik. Kaya da koymuşlardı. Ama buraya, burada kaya düşün. Yani şu kadar yükseklik bir kaya. Orada bizim tırımız, tır kullanırken en kör nokta buralardır. Hani bizim burayı da göremedik. Göremedim daha doğrusu. Biraz da rahatsızlığım var. Evet, hastaydın. Hasta gitmiştin. O şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Ondan sonrasında da yani ufaktan bir yere alıp kasayı düzeltmek istedim. Hı. Dorsayı kesmişti çünkü çok dar bir... Benim eldiven yok ya. Eldiven var mı fazladan? Eldiven fazladan burada yok. Dur, benim arabada vardı, ben alayım. Şimdi geldik. Evet. Burada kendi imkanlarımızla bizim arabanın römorkuna bağlayıp bu şekilde, bir de bilir birkaç arkadaşımızdan, eski dostlarımızdan sağ olsunlar. Evet, yardımcı oldular. Telefonla görüştüm. Yardımcı oldular. Püf noktalar verdiler birkaç. Yani bu şekle getirmek profesyonellik gerçekten de. Değil mi? Bayağı içeri geçmiş çünkü. Bayağı profesyonellik. İkimiz bir olup bu işi güzel yaptık yani. Ben bu kadar olacağını tahmin etmezdim. Ben de etmiyordum. Ama devamında da hafif bir zımparayla macun, vaktimiz olunca, çok küçük fiberglass macun, üzerine zımpara bir boya, astar boya, tamam. Yani bitti. Yani çünkü burası illa yine bir ufak sürtme olabilir. Tabi olabilir, doğru. Yani şimdi yeni yaptıracağız ama tırların en çok kaza yaptığı yerler zaten. Bak burada da şey var ya. Çünkü acele ediyoruz çok. Şurada da hafif sıkıntı var. Çok stresli anımız oluyor. Saniye duramayacağımız yerler oluyor. Dakika duramayacağımız yerler oluyor. Hani bazen böyle şeyler başımıza geliyor. Hani bu şekil bizim hani kullandığımız araçta ufak tefek şeyler olması ondan oluyor yani. Biz de o yüzden üstünde fazla duramıyoruz. Evet, duramıyoruz. Vakit de yok, biliyor musun? Yani. Şimdi hafta sonu diye geldik, hani yine yapalım. Yoksa dün geldik, bugün geldik. Yani aracı aslında. Tabii bu yapılabilir. Her yerin derli toplu yaparız ama aldığımız yükler de dahil olmak üzere, gittiğimiz, girdiğimiz, çıktığımız yerler de dahil olmak üzere, yani bize illa bir yerden bir arabaya bir şey verebilir her an. Öyle anlar, saniyeler, dakikalar hızlı hem de çıkıyoruz, giriyoruz. Yani bir şeyimiz yok, stres halindeyiz. O yüzden bu tür şeyleri geçici olarak yapma taraftarıyız. Evet. Allah büyük kazanır. Tabii, amin amin. Her şey olabilir ya. Bunlar şimdilik, Allah esirgesin. Şimdilik böyle yaptık. Bir ayağı kırık sisin. İki ayağını tutturacağız. Bir ayağını hafif tutturduk, yerini tutturduk. Bir ayağı kaldı. Aynen, onu yapacağız. Normalde bu parça bütün. Buradan. Komple şu. Diğer tarafa da bağlı. Biz bunu plastik zannettik ama değilmiş. Bu metalmiş. Evet. Bu çok... metali biz geriye çektik yani. Plastik olsa kırılırdı zaten. Normalde burada kaportacılarda şey var. Bu noktaları düzeltmek için. Kaynak makinesi. Makinesi. Böyle ufak ısıtıp, kalem gibi. Çıt çıt
dokunduruyor. Şase yapıyor buradan mandalıyla. Aha. Geri çekiyor. Evet, evet, tekrar çekiş de düzeltiyor falan. Eski sistem. Yani aslında o şekle getirdik. Bir kaportacı olsa burada yani ufak bir rutuşla çözer burayı. Şahane yani. Orijinal haline getirebilirler yani. Getirirler. Tabii bizdeki profesyonellik değil o kadar. Değil. Biz ilk defa böyle bir şey ben yaptım yani. Evet. İkinciyi hatta diyelim. Başardık yani. Bizi başardık. İdare eder. Evet, bu idare eder. En kötü olabiliyor. Değiştiririz. Buna bir sürü de para istediler yani. 2000 euro falan fiyat çektirdiler, evet, bana. Birkaç yere sordum. Sana. Dedi parça değişecek, gelecek, boyanacak. Montajı var, takılacak. Arabanın çok en az 2 gün, 3 gün burada kalması maalesef lazım. 2-3 gün nedir ya? Arabanın tekeri duracak da vesaire yani. De. Adamlar hiç düşünmüyor. Getir yaparız diyor işte. Türkiye'de burada böyle. Türkiye'de olur mu? Anında Türkiye'de bunu hemen yaparlar. Evet. 1 saat, 2 saatte parça varsa. Sökme var, ya, çıkma var, bilmem ne var. Türkiye'de olsak parça değişmez. Değişmez tabii. Bunu hemen çeker. Çekiçler, boyar. Tamam, bizim para boyar. Uğraştığımız zaman içerisinde olurdu yani mesela. Bir günde bitirir yani. Sabah götür, akşam alırsın arabana. Bu bile tamir olur zaten. Bunu biz de yapabiliriz tabii aslında bir ara. Olsun. O tutar ama tırnak tutar. Şimdi yapalım. Çok da hava da soğuk. Ondan sonra kısa hem seni de bir tanıştırayım dedim. Aracı kim sürüyor, kime emanet ettik. Arkadaşlar merak ediyordu. Evet. Hem de böyle bir muhabbet olsun nasıl oldu diye. Evet, şimdi biz işlemlere başlayalım. Sonra görüşürüz. Allah'a emanet.